Sire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk'le birlikteyiz. Henüz bir yılını doldurmadı Sayın Başkanımız. Çok önemli projelere imza atıyor. Bunlardan bir tanesi de süt kuzusu projesi. Evet. Biraz sizden dinleyelim efendim. Teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunmanızdan dolayı tüm ortaklarım ve çalışanlarım adına hoş geldiniz diyorum sizlere. Özellikle süt kuzusu projesinde Tire Süt Kooperatifi zaten yıllardır bu projeyi yöneten kooperatif konumunda, özellikle İzmir Süt Kuzusu projesinde 2009 yılından beri projenin içerisinde yer almış. İlk zamanlar tabi biraz daha yüksek oranda süt vermiş. Bugünlerde beraberiz Köykop'la beraber. Ama biraz daha bu dönem arttırma istediler. Biz de bunları kabul ettik bu kadar süt sıkıntısı olmasına rağmen. İzmir Süt Kuzusu projesini arttırarak devam ediyoruz. Bunun yanında diğer büyükşehir belediyelerimizden de büyük katkılarımız var. Onların da anlaşmalarını yaptık. Efendim, talep arz talep dengesi nasıl? Şu anda tam kapasiteyle çalışıyor bizim tesislerimiz, üretimlerimiz, satışlarımız diyebilir miyiz? Tabii bu arz talep meselesi olması için fiyatların belli bir yerde oturması lazım. Durması, evet. Yani 2022 öyle bir hareketli geçti ki hem üretim kısmında üreticimizin süt fiyatları, et fiyatları anlamında, hem de tüketicimizin market fiyatları, raf fiyatları anlamında bayağı hareketli geçiyor. Özellikle sık sık bu fiyatların değiştiği bir ortamda bunu tabii söylemek biraz zor, ama ben 2023'te bu fiyatların belli bir yerde oturacağını, belli bir yerde kalacağını, ondan sonra üretimin ve tüketimin tekrar yerine oturacağını tahmin ediyorum. Özellikle tüketim kısmında ortaklarımız ne kadar ürettikleri ürünün para etmesini istese de, biz de en büyük isteğimiz para etsin. Ama tüketici kısmında da tüketicilerimiz mağdur olmasın diye sürekli çalışıyoruz. İleriye dönüp daha da bizim kooperatifi büyütecek yatırımlarımız biraz daha zaman alacak. İnşallah onları da yapacağım. Şimdi bu konuda işte ufak tefek araba değişikliklerimiz oldu. Ondan sonra yem en büyük problemdi bizim için. Vatandaşlarımız zaten süt paraları düşükken yemden, işte bizim diğer ürünlerimizden bir beklenti içindeydiler. Biz de bu beklentilerin birçoğuna cevap vermek istedik. Özellikle yem konusunda yem marjlarımızı düşürdük. Vatandaşımızın şu anda piyasada bulabileceği en uygun yemleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yeni bir yem çeşidimiz de aramıza kattık. Bununla beraber şu anda güzel bir ortam oluştu. Nakliyeleri kaldırdım geldikten sonra. Çalışanlara prim sistemine döndük. İndirip indirdiği çuvallar seviyesinde. Ha, bu da bize güzel bir kazanç oldu. Yem bölümümüz iştahlı çalışıyor. Vatandaşlarımız da aylık olarak yaklaşık 4000 ton civarında yem veriyoruz biz. Bunda da uygun seviyelere geldik. Şu anda vatandaşımız o konuda da güzel dileklerini bize iletiyorlar. Bizim istasyonumuz var. İstasyonda da 1 liralık indirimle beraber güzel bir uygulamamız var. Bütün ortaklarımız oradan da faydalanıyorlar. Bunun yanında işte yem, silaj, bunun gibi bütün, özellikle bu sene silajda da güzel bir yatırım yaptık. Şimdi ortaklarımız yavaş yavaş kışın silajları bitmeye başladığı zaman tekrar onları da alıyorlar. Onların fiyatları da güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. Aşağıda et tesisimiz var, süt tesisimiz var. Burada ürettiğimiz ürünlerle alakalı güzel çalışmalarımız var. Özellikle et bölümümüzü daha faal, daha çalışır hale getirdim. Bunu daha önce de söylemiştim. Biraz vatandaşımıza ulaşmakta ve hayvan kesiminde zorlanıyorduk. Rakamlarımız iyi. Yaklaşık olarak %30-40 arttırdık şu andaki rakamları. %70'lerdeyiz çalışma kapasitesi olarak et bölümünde. Zincir marketlerle, bayilik kanallarımızda bunların satışlarını yapıyoruz. Kendi marketlerimiz var. Kendi marketlerimizde bunları et olarak, kıyma olarak değerlendiriyoruz ve güzel bir satış oranı yakaladık. Marketleri harekete geçirdik. Süt bölümünde bizim hakikaten bu bölgede bir güzel kaymaklı yoğurdumuz var. Kaymaklı yoğurt bakımında ürettiğimiz ürünler İzmir'de çok güzel bir yer edindi. Biz de bunu faydalanarak arttırdık bu seneki seviyemizi. Üretebildiğimizin en üst limitlerini üretiyoruz. Geçen senelerde ortalama
yaklaşık olarak yaz aylarında 28-30 tonlardayken bu sene 35 tonlar civarında, bu kadar ekonominin sıkıntı olduğu zamanda güzel bir ivme yakaladık. Bunu bayiliklerle değerlendiriyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara ve Bodrum'a kadar uzanan bu ara sahil şeridinde güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Bayilerimizle beraber bu işin satış kısmını güzel yapıyoruz. Tire'deyiz. Tire Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi birinci başkanı ve ikinci başkanı yanımızda Mehmet Susamcıoğlu. Değil evet, mi efendim? Evet, doğru. İkinci başkanımız Ali Pancar yanımızda. Başkanım, şu anda kooperatifimizin park alanındayız. Evet. Aynı zamanda aracımız bizim burası. İdari binamız da var. Biraz kısaca kooperatiften bahsetseniz, nasıl bir kooperatiftir desek? Ya bizim kooperatifimiz atadan gelen ve devamlılığı, sürümlülüğü olan bir kooperatif. Yani biz bu işi babamızdan, atalarımızdan, dedelerimizden yapmaya başladık. Yani bizim işimiz, sektörümüz, dediğim gibi biz kağıt üzerinde, diğer fabrikalarda faaliyet gösteren bir kooperatif. Tire'ye mi sadece hitap ediyorsunuz, Tire sanayisine mi hitap ediyorsunuz? Şu an öyle. Evet. Yani işimiz var zaten, devamlı işimiz var. Devamlı işimizi yapıyoruz. Ama Türkiye'nin her yerine gidiyoruz yani. Yurt içi, yurt dışı yok bizde. Bugün baktığımızda başkanım, kamyoncu esnafı kazanabiliyor mu? Şu an kazanıyoruz. Yani Allah bereket versin. Şu an kamyoncu para kazanmıyor diyen bir kamyoncuyu ben inanmıyorum. Çünkü biz de bu işi yapıyoruz. Bizim de arabalarımız var. Ha, ama iyi 5 kazanırsın ama 10 kazanırsın. Ama bu her ay değişebilir. Gün var ayı besler, ayı var yıla besler yani. Her ayda bizim bir sabit gelirimiz yok. Bu teker dönerse para kazanacağım. Ama burada iş seçersen ben bu işi gitmem, şu işi yapmam dersen para kazanamazsın. Akaryakıt fiyatları nasıl etkiliyor sizin kazançlarınızı? Şimdi akaryakıt son bir yıldan itibaren, geçen sene düşüktü, ondan sonra yükselmeye başladı. Bizim de fiyatlarımız yükseldi. Mazot yükseldikçe bizim de fiyatımız, nakliye paramız yükseliyor. Ama şu an düşerse biz sıkıntıya düşeriz. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi size de yarıyor. Tabii tabii yarıyor. Çünkü biz de anlaştığımız fabrikalarda ona göre anlaşıyoruz. Yükseldikçe biz de farkımızı alıyoruz. Düşerse biz de düşürüyoruz. Evet. Ama şu an 22.330 lira, bu kalkıp da 10 liraya düşerse yani evet, biz büyük risk altına girmiş oluruz. Batarız yani. Sadece mazot mu? Ya mazotla iş bitmiyor ki. Lastiği var, yağı var, bakımı var, ne bileyim aküsü var, vergisi var, sigortası var, şoför maliyeti var. Geçen sene şoför maliyeti 10 liraydı, 11 liraydı, şu an 20 lira. Geçen sene sigorta yaptırıyorduk 7 lira, şu an 17-18 lira. Muayene istasyonlarında eskiden 507 liraydı, oldu şimdi 1300 lira. Bütün maliyetler arttı. Bir tenekeyi alıyorduk, 5-600 lira oldu 1800 lira. Bunu kimse görmüyor. Ama mazot düştü, fiyat düşürelim. Ya mazotla iş bitmiyor ki. Bu sektöre gençten gelen de yok artık. Büyük sıkıntı esas bu. Şimdi biz burada 150 kişiyiz. Toplamda 100 tane aktifiz çalışan. 50 kişi kaybetmişiz. Emekli olmuş, işini evet, bozmuş vesaire. Evet. Ama yeni nesil gelmediği için de açılamıyorsun. Her çocuk okuyacak diye şu anda devletin politikası, ama o yani benim için yanlış yani. Hı. Belli bir yere kadar okuyacak çocuk, okuma kapasitesi varsa devam edecek. Yoksa farklı mesleklere yönlendirilecek. Bunun için bölümler de açılabilir diyorsunuz. Tabii açılabilir yani. Tabii açılacak. Açılması gerekiyor çünkü. Eğer şimdi bugün bizler de yaptıktan sonra yarın arkamızdan belki bizim de yapan olmayacak. Ve gitgide bu sektörün de zaten azalma sebebi bu yani. Devlet zorlaştırdı. Adam şimdi trailer alıyor. TRC alacak. Bu iş yapması için TRC belgesi lazım. Kimse alamıyor. Sanki üniversite sınavına giriyormuş gibi.
Şimdi bizim arkadaşlarımız da SRC'si olmayan adam sınavlara giriyor, alamıyor. Ya bunları biraz da kolaylaştırması lazım yani. Bizim kooperatifimiz Türkiye'de nam yapmış bir kooperatif. Nereye giderseniz gidin, herkes bilir. Yani bizim kooperatif çok eski bir kooperatif ve kuvvetli bir kooperatif. Tabii bizim iş, yaptığımız iş, biz sıfır hatadan çalışırız. Mesela yüklerimiz sigortalıdır. Pandemide herkes evinden dışarı çıkamazken biz çalıştık memlekette. Sokakta kimse yerden bir yere gidemiyordu, biz çalışıyorduk. Biz buranın ekmeğini, ne bileyim sebzesini, meyvesini, kutusunu, her şeyini taşıdık. Ama o zaman bizi kimse değer vermiyor yani. Olay bu. Ya biz bu kadar kötü bir topluluk değiliz yani. Türkiye'nin ekonomisini döndüren adli sektör. Şimdi ben ayda yere geliyor 100 milyonluk, 100 milyarlık mazot yakıyor. Benim gibi binlerce bu işi yapan adam var. Yani biz burada birlik olsak, 3 gün kontak kapatsak Türkiye durur. Ama sen kapatıyorsun, öbür taraftan öbürsü gidiyor. Biz birbirimize sahip çıkmıyoruz. Kooperatifimiz 73 senesinde kurulmuş. Babalarımız kurucudur. 88'den bu tarafa 34 seneden, 35 seneden beri ben de kurumun içindeyim. Aynı işi yapıyoruz. Bu zamana kadar geldik, iyi yürüdük. Güzel işlerimiz var. Çalıştığımız firmalar, kurumsal firmalar, Toyota, Posco, Kaolin firmaları gibi. İhracat, ithalat işin genelde çalışıyoruz. Daha önce de yönetime girdim. Kamyoncu üyelerimiz bu zamana kadar hiç biz iskontalı mazot almadık. 1,5 seneden beri buradayız. Güzel iskontalı mazot alıyoruz. Bunu şu anda kooperatife yansıtıyoruz ama yakın zamanda üyelere de yansıtmaya başlayacağız. Eskiden yollarımız bozuktu. Bugün Antalya yolu olsun, ne bileyim Bilecik yolu olsun, neredeyse aynalar birbirine çatacaktı. Şu anda her taraf duble yol olmuş durumda, otoyollar olmuş durumda. O konuda rahatız. Bu zamana kadar kim taşı taş üstüne bir şey koyduysa hepsinden Allah razı olsun. Sayı olarak kamyon sayımız, yani tır sayımız bizim öbür kooperatiflerden her zaman öndedir. Yükümüzü kaskolu bir şekilde gideceği yere gönül rahatlığıyla götürüp getirebiliriz. Şimdi alüminyum sektöründe çalışırız. Rulo saç otomobil firmalarına yük çekiyoruz sürekli. Yem fabrikaları var, büyük yem fabrikaları. Bolu, Beypi, Erpiliç, evet. Şenpiliç, bu firmalara yem çekiyoruz. Bizim sıkıntılarımız lastik fiyatları, SSK'lar, arabaların kaskosu, sigortaları. Geçen seneki 5-5,5 bin lira olan sigorta bu yıl 15 bin lira. Geçen sene 2 bin lira olan lastik 9-10 bin lira, 11 bin lira hatta markasına göre. Bunlar bizim belimizi büküyor. Devletimizden, biz bunlardan bize yardım istiyoruz. Genel olarak nakliye sektörünün sorunu şoför sorunu. Yani şoför bulmakta aşırı bir zorlanıyoruz, şoför bulamıyoruz yani. Yani geriden yetişmiyor. Aşırı bir sıkıntı var bu konuda bizim. Otoyolda parklar var çoğu yerlerde. Yani ağır vasıtaları zaten çektirmiyor adam parkına. Yani bunu şikayette de bulundum ama bir türlü bir çözüme ulaşamadık. Yani bizim dinleneceğimiz bir yer yok yani. Adam tako yolda bitti. Adam diyor ki nerede durursan dur diyor ya. Geliyor polis seni yoldan kaldırıyor. İstirahat etmene izin vermiyor zaten. Ya ben nasıl yapacağım bunu? Yani bu konuda bir çözüm olması şart diye düşünüyorum yani.
Muayene stasyonları zaten başlı başına bir sorun. Yani kendi de bilmiyor ne yaptığını. Ama oraya bir genelge koymuş, bir yönetmelik koymuş. Bunu uygulamaya çalışıyor. Kendi de bilmiyor neyin ne olduğunu. Yani çoğu şeyleri bizden öğreniyor. Bu nasıl olacak, şu nasıl yapılacak diye. Bir de yeni araçlarda mesela örnek alınmış. Bu araçlarda muayene süresinin 2 yıl olması şart diye düşünüyorum. Yani. Abi ondan sonrasını yapın yine. Tako uygulaması getirdi. Ya bizim araçlarımız fabrikada çıkan takoları bize değiştirttiler burada. Yani bunu Avrupa'da üretilmiş bu araç. Ya bunu uygunluk belgesi vermiş, hepsini vermiş, sen Türkiye'de uygulamaya koyuyorsun. Bu Avrupa'da bile uygulanmıyor şu anda. Bunlar hep bizim için sıkıntı şeyler. Yani bizim işimizi kolaylaştıracak bir yasa gelmiyor hiç. Bizim nakliye yapmamız için belge ayrı, bir de şoföre verilen belgeler ayrı. Şoföre verilen belge, ya bin bir türlü psikotekniği, onu bunu bilmem şey. Ya sen bana ağır vasıta ehliyet vermişsin ya. Niye aldım ben bu ağır vasıta ehliyeti? Ağır ticari araç kullanmak için. Ya sen benden bu belgeleri niye istiyorsun? Madem hepsini koy içine, hepsine ayrı ayrı sınava giriyorsun, ayrı ayrı şeyine giriyorsun. Bence hiç gerek olmayan bir şeyler bunlar. Pandemiden sonra sektör daha iyi bir yere gitti. Yani kara nakliyesi bizim için kötü bir yıllar geçmedi yani. Eskiye nazaran. Yani şimdi yollarımız olsun, şeyimiz olsun, ne bileyim. Bir sıkıntısız yıllar geçirdik yani. Şu eskiye nazaran o kadar rekabetçi kalmadı. Eskiden mesela denetleme fazla yoktu. Adam mesela senin fiyatının altına giriyordu. Nasıl yapıyordu bunu? Fazla tonaj atıyordu. Bir şekilde seni altına girebiliyordu fiyatlarda. Ama eskisi kadar rekabetçi yok yani sektörde. Bence önce nakliye sektöründe çalışanların belgelerinin aşırı denetlenmesi lazım. Şimdi adamın hiçbir belgesi yok. Aynı benim gibi rahatlıkla çalışabiliyor piyasada. Yani bunlar da denetim hiç yok. K1 belgesi olsun, L1 olsun, ne bileyim R1 belgesi, bunlar denetlenmiyor ya. Bunlar yani kolay alınabilir bir şey olmaması lazım. Ben bir taksi alsam gidip bir durakta hiçbir yerde çalışamıyorum değil mi? Yani ama adam bir kamyon alıp 3-5 lira verip sektöre girebiliyor. Bana ortak olabiliyor yani. Yani bunun bedeli olması lazım bu işler. O yüzden bizim işimizin de kıymeti kalmıyor pek nakliye sektörüne. Benim en büyük talep ettiğim şey bu. Yani ulaşılabilmesi zor olması lazım bu iş. Şimdi ben pek vaatte bulunmadım. Yaşayıp göreceğiz dedik. Allah'ın izniyle. Yani vaat ettiğimizin daha üstünde işler yaptığımızı düşünüyorum. Yani daha da ileride inşallah daha iyiye gideceğiz. Yani bölgemizin ben parlayan yıldız olduğunu görüyorum buranın. Şoför giderleri de aşırı fazlalaştı burada. Yani bir şoförün maliyeti bize 20-25 bin lira para. Bunlar çok sıkıntı bizim için. Ya akaryakıtta gelen zam bir şekilde alınıyor. Orta yolu buluyoruz. Bir şekilde oluyor ama diğer giderlerde bunu yapamıyoruz. Yani mazot düşebiliyor ama bir lastik hayatta çıktığı yerden geri düşmüyor aşağı. Veya bir sigortada şunda bunda düşmüyor yani. Bir de bizde vergiler falan da fazla. Ya çok adaletsizlik bir işler var. Mesela müteahhitlerde makineler var değil mi? Milyon dolarlık makineler yani bir tane makine bizim 20 tane arabayı satın alabilecek makine. Buna bir tane vergi vermiyor ama bizim 30 yaşındaki aracımızdan her sene sabit bir para almıyor. Yani bu adaletsizdir. Rekabetçi bile olmayan bir şey yani bana göre. İş makinesi de bağımsız çalışıyor. Kiralık yaşamış üstüne ya. Vermiyor onlara. Ne bandrolü var, ne muayenesi var, ne bir şeyi var. Tabii. Ya ama benim 100 bin liralık bir aracımdan sen her tane para alıyorsun. Öteki milyon dolarlık makine para alınmıyor bunlar. Yani biz de böyle bir muafiyet getirilmesi çok iyi olur diye düşünüyorum. Bizde Ar-Ge çalışması yok. Yani bir de araçlar üzerinde de yok Ar-Ge çalışması. Yani Avrupa ne koyduysa biz onu uygulamaya çalışıyoruz. Ne TÜBİTAK araştırma yapıyor, ne Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Ben bu konuda çok yazı yazdım. Mesela 40 ayak diye tabir edilen bir araçlar var. Bana göre tırdan 10 kat daha güvenilir bir araç. Durması, kalkması, kaza oranı. Bu aracı sen vermişsin, örnek 32 ton yük. Tıra vermişsin 42 ton yük. Bu araç daha sağlıklı bir araç. Ama araştırma yok ülkemizde. Yolu daha az bozuyor biliyor musunuz? 40 ayak arabası. Ama araştırma yok yani maalesef.
Cumhurbaşkanımıza bizim sorunlarımızı genel amaçlı ben anlatmaya çalıştım. Biz zaten burada yerel olarak kimseye ulaşamıyoruz. Yani CİMER'den yazdım. Muayeneler konusundaki sıkıntılarımızı, bu ehliyetlerin puan konusu, bizim otopark dinlenme yerlerimiz, tesislerimiz konusunda bir cevap alamadık. İnşallah dönerler diye bekliyoruz. Aynı de karışık duygular içinde herkes. Ama yani kimsenin çantada keklik değil seçim yani. Bunu görüyorum kesinlikle. Ama inşallah hayırlısı olur. Ama ben gelecek şeye de bakıyorum. Alternatif olacak karşı tarafa. Yani bir ışık göremiyorum ben burada ya. Mazot zamlarının çok aşağı inip çıkmasından dolayı piyasaya bir dengeyi tutturamadık. Bir lastiğin fiyatı 10 lira 11 liralarda bizim nakliler gün geçtikçe geri gidiyor. O yüzden bu konuda sıkıntılıyız. Yani bir sabitleme durumumuz yok. Bir sigorta olmuş 70 milyar dolar bir şeyin kaskonu. Trafik sigortası 17-18 liradan. Yani biz ayın 1'ine başlarken 20-25 lira eksiyle mi başlıyoruz? Bu giderleri de taşıma ücretlerinin üstüne eklemiyor musunuz efendim? Karşıdaki firma diyor ki olmaz. Yani biz buradan taşıdığımız yükü karşı taraftaki adam dönüş yükü olarak bakıyor. Her taraf dönüş yükü olduğu için arada biz eziliyoruz, oyuncak olduk.